gel gelmiş. Levent boylu 40 yiğide varmış. Düğünler ne 40 gece sürmüş. 40 deve 40 koyun kurban kesilmiş. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma pazar eyle, gel yanıma pazar eyle. Avucuma bir kuş konmuş, biri tutmuş kanadın yolu. Biri kesmiş, öteki yemiş. Garip barış hani bana demiş. Nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma pazar eyle. Gel yanıma pazar eyle. Merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Arayan falan var mı? Evet. Buduroğlu firmasının temsilcileri geldiler. Salonda Mahir Bey'i bekliyorlar. Güzel. Beyleri lütfen odama alın, ben görüşür hallederim. Emredersiniz efendim. Hiç de halledeceğini sanmıyorum ya. Evet. Beyler, teklif ettiğiniz fiyatlar bana biraz düşük gibi geldi. Biraz yükseltme imkanınız yok mu? Maalesef imkansız. Bunlar verebileceğimiz en yüksek fiyatlar. Öyle maalesef, evet, imkansız, evet. En yüksek fiyatlar beyefendi. Unutmayın beyefendiciğim, satışlar durdu. Büyük yatırımlar yapıyor ve zararına çalışıyoruz beyefendi. Haklısınız belki ama bu fiyatlarla... Eyvallah şoför kardeş! Günaydın Mahir Bey! Günaydın! Saatim 10 dakika geri kalmış. Ne haber moruk? Sağlığınız Mahir Bey. Bakıyorum topçu bugün erkenci. Evet efendim. Günaydın Mahir Bey. Bırakın şimdi Beypaşa'yı, gitarlar nerede? Gitar da geldi, tumba da geldi. Hidayi de bu akşam davulu getiriyor. Güzel, unutmayın mesaiden sonra çalışma yapacağız. Görüşürüz. Beyler, aramızda büyük bir fark kalmadı. Yarı yarıya indirim yaptım size. Gelin siz de biraz fedakarlık edin. Çok isterdik ama imkansız. Verebileceğimiz son fiyat bu. Hadi hadi, kabul edin de olsun bitsin şu iş, hadi! Doğrusu maliyetleri tam olarak bilemiyorum. Hiç kar bırakmıyorsunuz gibi geliyor bana. Günaydın, dünyanın en güzel sekreteri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Fazıl Bey içeride Buduroğlu firmasının temsilcileriyle pazarlık yapıyor. İşi berbat edecek. Anlaşmada ödeme şartları da var beyefendi. Buyurun. Buyurun, imza edin olsun bitsin canım. Hadi, 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 girin. Günaydın. Neredesin sen be? Beylerle randevumuz saat 10'daydı. Hı? Doğru. Fakat biz patronla anlaştık. Ya, öyle mi? Şu anlaşmaya bir de ben göz atabilir miyim Fazıl Bey? Bu anlaşmada bazı değişiklikler yapacağız. Ne hususta? Fiyat hususunda, beyler! Alacağınız malların maliyeti bile bu fiyatın üstünde! Biz patronla anlaştık, değil mi? Anlaştık, değil mi beyefendi? Evet, biraz anlaştık. Fazıl Bey, siz lütfen istirahat edin, ben beylerle bir daha görüşeyim. Canım, ne lüzum var, öyle değil mi? Var, tabii ne lüzum var, öyle değil mi? Bunun üzerine fiyat veremeyiz. Siz bilirsiniz. Mahir! Siz lütfen istirahat edin Fazıl Bey, ben size haber veririm.
Beyler, şimdi baş başa kaldık. Müsaade, müsaade. Anlaşma. Evet, anlaşma. 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 Adamları razı edinceye kadar ter içinde kaldım. Geldi burnunu soktu. İşi bozacak şimdi. Merak etmeyin efendim. Mahir Bey işini bilir. Beyler, hiç lüzum yok ama yine de size malların fiyatını göstereceğim. Şu fabrika fiyatı. Şu amortisman ve fire payı. Şu kar yüzdesi. İşte bu da ödeyeceğiniz fiyat. Biraz önce bunun yarısını anlaşmıştık patronla. Ticarette böyle şey olmaz. Sözden dönmek denir buna. Evet, son fiyat budur. Ödemenin %50'si de peşin olacak. Fakat bu imkansız, siz çıldırmasın. Karınca komandı şirketi aynı şartlarla almaya hazır. Evet, kararınız nedir beyler? Öbür taraf cevap bekliyor. Buna şantaj derler. Hayır, ticaret derler. Evet beyler, imzalıyor musunuz? Yoksa... merhamet, merhamet! Şartlarla nasıl imzalarız? Ama uzattı ha, ne yapıyor bu be? Merak etmeyin efendim, Mahir Bey işini bilir. Hadi ben sen de bilirmiş. Buyurun Fazıl Bey, şimdi mukavele imzalayabilirsiniz. Beyler, hazır. Merhaba beyler. Merhaba. Merhaba. Buyurun Fazıl Bey, mukaveleniz. Burada fiyatlar farklı be! Hem de ne farklı! %100 farklı! Ya! Üstelik imzalamışsınız! Ya bakın, başka çare yok ki! İmzaladık ya! Evet, imzaladılar! Siz de imzalayın, bitsin bu iş! Teşekkür ederim! Hayırlı olsun Bey. Beyler! Beyler, şimdi diğer işlemler için beni takip edin! Olur! Allah'a ısmarladık Fazıl Bey! Güle güle! Allah'a ısmarladık. Güle Allah güle, ısmarladık. Gene bekleriz. Allah'a ısmarladık. Ulan şu Mahir keratasına çok kızıyorum ama... bir türlü de kovamıyorum. İşime yarıyor kerata. Ama intikamımı da almak istiyorum. Ulan Mahir... Bu iş bitmiştir. Bir dakika. Bana ustabaşı Kamil'i çağırın. Ha? Evet, siparişlerin saat tam 4'te hazır olması lazım. Teşekkür ederim. Merhaba Mahir abi. Oo, merhaba. Gelsene. Babamı görmeye geldim. Odasında. Okul işi için biraz para isteyecektim. Nasıl okul vaziyeti? Hiç sorma, felaket! Karne toto kağıdı gibi sıfırla dolu. Eğer para almak istiyorsan, babana bundan bahsetmesen iyi olur. Deli misin be Mahir abi? Ben işimi bilirim, hadi eyvallah. Eyvallah. Ben bilirim, ben bilirim. Ulan bana bak, bu senede çakarsan gebertirim seni. Allah korusun babacığım, olur mu hiç öyle şey? Direkt geçiyorum bu sene. Bakalım, göreceğiz. Baba, bir şey isteyecektim de senden... Bırak ulan yağcılığı, ne istiyorsun söyle? Biraz para, yani okul için. Bazı kitaplar alacağım da, ders kitapları babacığım. Lan ne bitmez ders kitabıymış bu? Gün geçmiyor, kitap alıyorsun. Hiç karne almaz mısın sen? Alırız, alırız babacığım ama... hoca yoktu, ondan alamıyoruz. Ne de olsa özel okul bizimki. Hadi hadi, bırak şimdi dilenci duasını. Kaç para istiyorsun? 1500 yeter. Yuh! 1000 olsun babacığım. Ulan okul kitapları bu kadar pahalandı mı? Ama sen 500 ver, ben kullanılmış kitap alırım. Yetmez ama neyse, idare ederiz. Çok sağ ol babacığım, sağ ol. Boyumu kısa, akıllımı çok uzun. Ah benim belime diyeyim yoktur. Boyum kısa, ah aklım yoktur. Vay benim belime diyeyim çok uzun. Aldatırım. Zamanki gibi güzel. Buyurun efendim, emininiz? Viski. Başlayın.
Buyurun. Girin. Merhaba dünyanın en güzel kızı. Oo, merhaba tatlı çocuk. İstanbul'da seni aramadığım pavyon kalmadı. Boşuna aramışsın, 7 aydır yoktum. Dün döndüm Beyrut turnesinden. Öyle mi? Özledin mi beni? Hem de nasıl? Demek Beyrut'taydın. Ne hediye getirdin bakalım bana Beyrut'tan? Hediye mi? Hediye! Evet, bir hediye getirdim sana. Hem öyle bir hediye ki görünce bayılabilir. Yok ya, sahi mi? Ne getirdin, söylesene. Yoo, hemen söylersem tadı kaçar. Akşam nasılsa beraberiz. O zaman veririm. Hadi çöz şu arkamı. Hediyem nerede? Eve geldik işte, ver artık! Acele etme! Özledin mi beni? Evet, evet, hem de çok! Demek özledin ha? Beni öpmeyecek misin? Tabii, tabii öpeceğim. Bayılıyorum sana! Yaşın küçük ama tam bir erkeksin. Evden pek karışmazlar bana, bilirler. Eğer kafam kızarsa çeker giderim. Bilmez miyim? Hadi gel! Nereye? Hediyeni görmek istemiyor musun? Ha, hediyem, tabii! Nasıl? Beğendin mi? Neyi? Bebeği! Aman ne güzel şey! Allah bağışlasın! Bir bebeğin olduğunu bilmiyordum. Öğrendin işte! Çok tatlı şey! Hınım hınım hınım! Tıpkı sana benziyor! Biraz da sana! Neden bana benzesin? Hınım hınım hınım! Bebekler babalarına da benzerler de ondan! Ha? Anlamadım! Artık anlasan iyi olur! Bu, senin çocuğu! Yani ikimizin! Daha neler! Beyrut'a giderken senden hamileydim. Leman'ı orada doğurdum. Adı Leman. Canım benim, bir tane. Yo, hayır! Babacığım, 9 aylık bir ayrılıktan sonra nihayet evime dönüyorum. Uçağım salı sabahı 10'da Yeşilköy'de olacak. Beni karşılayın. Hepinizi çok özledim. Sevim. Sevgilim, artık sensiz geçen günlerim sona eriyor. Kavuşacağımız anı nasıl bekliyorum bilemezsin. Sensiz geçirdiğim aylar boyunca tek tesellim ortak anılarımız oldu. Deli gönül sevdasını ben bilirim,
Mahir! 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 Mahir dedim ben! Buyurun efendim! Ne bu halim be? Hiç! Bana bak! Sevim geliyor! Ha biliyorum! Salı günü saat... Oo! Bu ne bu? Demek sana da yazdı. Sana kızımla her türlü alakanı keseceksin, bu aşk bitecek demedim. Dediniz efendim. Ben Sevim'i senden uzaklaştırmak için Avrupa'ya gönderdim ulan. Doğru efendim. Bana bak, döndüğü zaman ona sokulursan fena yaparım, anladın mı? Tabii, anladım. Yalnız bir şey diyecektim. Hiçbir şey diyemezsin. Kızımdan uzak duracaksın ve onu unutacaksın. İşte o kadar. Ya çıldırdın mı sen, buraya nasıl gelirsin, nasıl getirirsin onu buraya? Ya ne yapacaktım yani? Dur! Nereye gidiyorsun böyle elini kolunu sallayarak? Dur, gitme! Girme içeri, dinle beni! Bu sevimli ziyaretin başıma büyük bir dert açabilir. Senin ziyaretlerin benim başıma daha büyük dertler açtı. Yalnız bir kadın bir bebekle nasıl yaşar, düşündün mü hiç bunu? Var mı? Bir anladık! Sağır değiliz! Gece yarısı hırsız gibi kaçmakla kurtulacağını mı sandın? Ben kaçmadım ki! Sadece seni fazla rahatsız etmek istemedim, o kadar. Rahatsız etmek istememiş. Boş ver palavrayı şimdi. Eğer durumum ona bakmaya müsait olsaydı, merak etme, buraya getirmezdi. Üzülme. Sana her ay para verir. Hadi şimdi al çocuğu git buradan. Hadi be sen de. Bilirim ben erkekleri. Bol bol vaat. Belki bir iki ay verirsin, sonra eyvallah. Zavallı Şermin kucağında bir bebekle sürünsün dursun. Erol. Düşün, eğer onu almazsan bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalacağım. Yo, bunu yapamazsın! Yüreğim buna nasıl razı olur? Ya senin yüreğin? Sen bana ne bakıyorsun canım? Ulan bu benim olduğu kadar senin de çocuğum. Anladık be, ne bağırıyorsun? Bana bak, ben yarın Anadolu turnesine çıkıyorum. Herhalde bu çocukla çıkamam turneye. Onu burada bırakıyorum, burada daha iyi bakarım. Ne? Olmaz! Dünyada olmaz! Babam beni öldürür, kıtır kıtır keser vallahi. Onu çocuğu yaparken düşünseydin. Şermin, Şermin dur bir dakika! Ben bu çocukla ne yaparım, nerelere giderim Şermin? Şermin dur! Ne olur dinle beni, yalvarırım! Bana bunu yapamazsın! Yavrumuzu yalnız bana bırakamazsın! Ne yaparım ben bununla Şermin, düşünsene! Bırak beni! Baba! Ay. Ah. Ah. İnsanın tekrar evine dönmesi ne güzel şey! Burayı öyle özledim ki! Biz de seni özledik yavrum! Erol nerede? Evde olması lazım! Odasında ders çalışıyordu! Erol! Erol! Ay, ne yapacağım ben şimdi? Ay, bir dakika! Erol! Ay, Allah patlamadınız ya! Geliyorum baba, bir dakika! Anneciğim, bunları sana aldım. Bunu da. Çok güzel yavrum, eksik olma. Bunlar da sizin babacığım. Bu kravat da sizin, beğendiniz mi? Çok beğendim. Bunları da Erol aldım. Erol! Sahi, nerede bu? Erol! 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 Ya sen nereden çıktın, başıma bela mısın? Ne yapsam bunu, nereye koysam? Şimdi de ağlamaya başladı! Sus, yalvarırım, sus! Allah aşkına sus! Tamam, aklıma bir şey geldi. Oldu, müziği açarım, onun sesi kısık. Ne yapıyor bu çocuk? Onun aşağı ineceği yok, ben şu hediyeleri hadi, götüreyim. Hadi kızım! Ne
Oğlum kapatsana şu zırıltıyı! Neden babacığım, ne güzel çalıyor! Hem ablamın dönüşünü de kutluyoruz, öyle değil mi ablacığım? Gel devam edelim. Şişti be! Nedir bu gürültü? Bir dakika babacığım! Sen zahmet etme babacığım! Lan yorulursun babacığım, ben gider kapatırım! Babacığım yalvarırım! Lan çabuk kapat şunu yoksa çıldıracağım! Oh be! Dünya varmış! Beyni mi uğuldadı yahu? Ses yok. Aa, uyumuş. Of be! Madem uyuyacaktın, ne diye bu kadar korkuttun beni? Gençlik babacığım. Erol daha çocuk. Onun yaşındakiler böyle gürültülü müzikten hoşlanıyorlar. Baba! Mahir ne yapıyor? Gene fabrikanın lojmanında mı kalıyor? Bana bak! Yeniden başlamayalım. Seni Avrupa'ya o Mahir keratasını unutman için gönderdim. Bir daha onun lafını edersen, seni ilk uçağa koyar gerisin geriye yollarım İsviçre'ye. Bu aşk hikayesi bitecek. Anlaşıldı mı? Thank you.
harikaydınız. Şaşırdın mı? Yoksa Avrupa'dan döndüğümü bilmiyor muydun? Biliyordum ama... seni birden karşımda görünce şaşırdım. Görüşmeyeli ne çok oldu değil mi? Bana bir asır gibi geldi. Bana da. Biraz dışarı çıkalım. Hadi, biraz çıkalım. Siz çalışın, çalışın, biraz çalışın. Evet, evet, anlatan ben. Burnu da ben. Evet, canım benziyor, benim çocuğum bu. Uyumadın mı daha? Ha? Işığı görünce biraz dertleşelim dedim. Ya öyle mi? Yarın dertleşsek ben de yatıyordum da. Erol, nereden geliyorum biliyor musun? Yoo, nereden geliyorsun? Mahir'le beraberdim. Biliyor musun? Bir sene uzak kaldım ama ona karşı duygularım hiç değişmedi. İnan şimdi... onu daha çok seviyorum. Aa, tabii tabii, sev. Mahir abim iyi çocuktur, sev onu ya. Öyle mutluyum ki, hiç uykum yok. İçimden uçmak, sabahlara kadar dans etmek geliyor. Ay, benim de yatmak geliyor. Ablacığım, bunları yarın sabah konuşsak, ha? Ne dersin şimdi, ben... Biliyorum. Yaşın bu duyguları anlamayacak kadar küçük. Ama bir gün aşkın ne güzel şey olduğunu... insanı ne hale getirdiğini öğreneceksin. Kim, ben mi? Aşkın insanı ne hale getirdiğini ben çok iyi öğrendim, hadi şimdi kalk! Yatacağım ya, uykum var! Benim hiç uykum yok, bütün gece onu düşüneceğim! İyi ya, yatağında düşün! Erol! Bu yeni bir melodi, hiç duymadın mı sen? Bak, kesildi, hadi sen git yat artık ha! Bir bebek sesi bu, hem de buradan geliyor! Erol, gerçekten bir bebek bu! Gerçek bebek ya! Adı da Leva! Kimin bebeği bu? Kimin olacak? Benim be, benim! Senin mi? Sevim, Sevim, bana ancak sen yardım edebilirsin! Babam bu bebeği görürse, vallahi billahi iki gözüm önüme aksın öldürür beni! Anlat bakalım, annesi kim bu bebeğin? Bir kız! Herhalde bir kız, ne olacak başka? 7 aydır tanıyorum onu. Sonra Beyrut'a çalışmaya gitti. Dansöz müdür, kantocu mudur nedir? Sonra bir geldi kucağında bir bebek. Orada doğurmuş. Babası da benmişim. Her şey aklıma gelirdi de, senin bir bebek sahibi olacağın aklıma gelmezdi. Benim de gelmezdi, benim de. Vah Erol'cum vah! Sevim, sen akıllısındır, ne olur bir şeyler yap, beni bu işten kurtar. Onu daha fazla burada gizleyemem, eğer... yakalanırsam! Anlıyorum canım. Sen şimdi bu geceyi çocuğunla beraber geçir. Bak o uyumuş. Hadi sen de uyu bakalım. Yarın bir çare düşünürüz. Hadi. Sevim! Sevim! Kimseye bahsedeyim deme ama! Deli misin Erol'cum? Hadi iyi geceler. Olur iş değil. Zavallı Erol'cuk. Babam duyarsa neler olur kim bilir. Kıza bak sen.
Bebeği Beyrut'ta doğuruyor, getirip Erol'un kucağına veriyor. Tabii, niyeti nikah masasına oturtmak Erol'u. Ah, o çocuk benim olsaydı ne olurdu? Belki o zaman Mahir'le evlenirdik. Abla sen miydin? Ödümü kopardın be! Korkma, korkma! Seni bu dertten kurtarmaya geldim! Ha? Ay canım, ne güzel abla, uyuyor şekerim! Söylesene, nasıl kurtaracaksın beni? Nasıl mı? Onu bana vereceksin! Sana mı vereceğim? Evet! Dalga geçme sevim! Oyuncak bir bebek değil bu, bakma öyle uyuduğuna! Sahici bir bebek! Acıkıyor, ağlıyor, çiş ediyor... E onu bir karton kutuda saklayamazsın! Merak etme tatlım, hepsini biliyorum! Peki ne yapacaksın? Bak anlatayım! Merhaba. Merhaba. Ne bu böyle? Bilmem, anlayamadım. Merhaba. Merhaba Mahir. Oh, merhaba. Seni görmeye geldik. Hoş geldiniz. Baban da şimdi buradaydı. Öyle mi? Mahir, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim, sıkı dur! Durdum! Bir çocuğun oldu! Anlamadım! Annesi de kim biliyor musun? Yo, ama vermek isterdim doğrusu! Annesi benim! Anladın mı şimdi? Kusura bakma ama, gene pek bir şey anlayamadım! Ya anlasana be abicim, anlasana, vaktimiz yok! Anlamaya çalışıyorum ama, biraz da açıklayamaz mısınız? Hani geçen sene, hep beraber İzmir'e gitmiştik. Annem, babam... Hı. Sen de vardın o seyahatte. Hani bir akşam senle ikimiz, bütün gözlerden uzak... Böyle, el ele ağaçlar altında geziyorduk. Sonra sen beni kollarının arasına alıp... uzun uzun öpmüştün. Evet ama, sadece öpmüştüm. Olsun, ben de çocuğumuzu doğurdum. Hadi be, hadi be! Öyle bir öpmekle çocuk olsa, bu dünyanın hali ne olur? Ama canım, bu bir hile! Aslında çocuk benim! Senin mi? Hay Allah, gene bir şey anlamadım bundan. Şimdi anlatması uzun sürer abicim. Canım, Erol'un bir kızdan bir bebeği olmuş. Babamı evlenmemize razı etmek için, ona bebek bizim diyeceğiz. Ha, şimdi anlıyorum İş bu biraz. Kadar basit! O da bizi evlendirmeye mecbur olacak! Ve siz de böylece evleneceksiniz! Oh. Tamam değil mi Mahir abiciğim? Aa, durun bir dakika! Plan fena değil ama bunu babana kim anlatacak? Ben anlatmayacağım ki! Kim anlatacak? Sen! Yo! Beni öldürmek istiyorsanız bunun daha kolay yolları var! Fare zehri, tabanca, bıçak, acı çekmeden ölürüm! Mahir! Abiciğim! Oh. Evet biliyorum, babam bağıracak, çağıracak! Olmaz. Belki de seni tartaklayacak! Ama aşkımız için değmez ya. Tabii de! Tabii değer de, o kadar tartaklanmadan sonra hayatta kalabilir miyim? Kalırsın abicim, kalırsın! Hadi Mahir! Ne olur, hadi canım! Sevim! Ben ne arıyorsun burada? Hiç babacığım, şöyle geçerken bir uğradım! Ya sen ne yapıyordun? Tanzimat işleri, defterler... Ben size bir daha görüşmeyeceksiniz demedim mi? Dediniz! Ben de zaten görüşemeyeceğimizi anlatıyordum! Biz de gidiyorduk zaten babacığım! Aslan babacığım, canım babacığım! Mahir, hadi, ne olur tam sırası! Bu son fırsatımız! Hadi, hemen mi? Sırası. Hemen! Ne oluyor be? Hiç babacığım! Ayrılın dedim! Ayrıldık! Tabii! Şşşt! Cezaret ya, Mahir! Ya. Hadi.
Bana bak! Senin namusuna güvenebilir miyim? Her zaman Fazıl Bey! Kızımdan uzak dur, yoksa senin için iyi olmayacak! Ne oluyor be? Hiç! Hiç! Ne bu? Bu ne bu? Sepet! Sepet, sepet yumurta var! Hani var ya... Aman bu da ne? Maşallah! Güzel değil mi? Maşallah! Ne şeker söyleyeyim? Kimin bu? Benim! Senin mi? Benim çocuğum! Ne zaman oldu bu çocuk? 10 dakika önce efendim! Bana bak! Sen sarhoş musun? Vallahi ben içki içmem ama şu anda bir fıçı şarap olsa içerim. Baksana bana! Bildiğim kadarıyla sen evli de değildin, değil mi? Evet efendim! Henüz değilim! Tahmin etmeliydim! Kim bilir hangi aşifteden peydahladın onu? Yo! Estağfurullah! Kızınız asla aşifte olamaz! Sevim, aşifte olamaz! Ne dedin? Kızımın adını söyledin galiba! Yoksa yanlış mı duydum? Hayır, yanlış duymadınız! Yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum! Yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum! Eğer doğruysa seni öldürürüm! Beni öldür! Öldürmeyin tabii! Ama doğru söylüyorum! Doğru ha! Dur da kırayım bir tarafını! Ne zaman doğdu bu piç kurusu? Sevim seyahatteyken doğdu! Demek Sevim'le sen? Evet, Sevim'le ben! Yedim seni! Söyle bana herif, tabancam nerede? Kasaya koyun demiştiniz ya! Kasada ha? Kasada! Yap! Ne olur, toplaması çok zor oluyor! Tamam! Şimdi öleceksin! Çabuk salavat getir! Çünkü geberteceğim seni! Ben gebermeyeceğim! Neden? Çünkü tabancanın kurşunu yoktu ondan! Yok ha? Yok! Nerede kurşunlar peki? Sağdan, ikinci çekmecede, gri kutuda! Gri kutuda ha? Gri kutuda! Değil, ikinci! Nerede olan bulamıyorum be! Orada değil, bir alttaki çekmecede! Sevim! Baba! Dur, elini kara bulama! Sevgili karşımdan, senin hesabını sona göreceğim! Yalvarırım, yapma baba! Nerede o düşmanı? Nasıl öldürmen biraz evvel bana ne söyledi biliyor musun sen? Biliyorum babacığım! Biliyorsun be! Her şeyi biliyorum! Bilemezsin! Sus, sus! Nur topu gibi bir sorunum oldu! Dinlemem diyorum! Artık bizi evlendirmen lazım! Hiçbir zaman! Ama babacığım, vallahi yemin ediyorum! Sen karışma ufaklık! Ulan cevap ver! Ama Mahir günahını temizlemeye hazır! Dinlemem diyorum! Ben günahımı temizlemeye hazırım, evlendir bizi baba! Ne olur baba, babacığım! Artık bizi evlendir baba! Asla, asla, asla! Kesin be! Bana bakın, bu rezaleti bu odadakilerden başka hiç kimse bilmeyecek! Anlaşıldı mı? İşte o kadar! Öyleyse de bir de bağırma Fazıl, çocuğu ağlatıyorsun! Sus benim yavrum, sus benim yavrum! Anneciğim, onu sen de sevdin değil mi? Hayatımda bu kadar güzel bebek görmedim! Sus benim canımsız yavrum! Babasına benziyor! Sahi mi? Asıl bana benziyor! Aa, neden sana benzesin? Tabii babası... yani dayısı demek istedim! Sen bacak kadar boyunla bu yüz kızartıcı meseleye burnunu sokmasan olmaz mı? Hadi odana, git de ders çalış! Ama baba ya! Ama babası yok, git çalış dedim! Babacım, bakın bakın, burnu tıpkı size benziyor! Ana bu! Burnu bana mı benziyor? Evet! Ha, tabii tabii! Bakın! Göstereyim! Bakın bakın! Sizin de burnunuzda iki delik var, onun da burnunda iki delik var! Ne kadar benziyor değil mi? Yeter! Bana bakın! Bu piç kurusu derhal ortadan kaybolacak! Ama baba! Şimdi başlarım babandan ha! Fazıl, bu kadar taş yürekli olamazsın! Öyle bir olurum ki, hatta bunu bile kovarım! Evet, seni kovuyorum! Yani... Fabrikadan da mı kovuldum? Tabii! Fabrikadan da, bu evden de,
Hatta ve hatta bu şehirden de kovuyorum seni! Defol! Derhal piçini alıp gideceksin! Ama ben bu çocuğa nasıl bakarım? Onu peydahlarken düşünsün. Ama babacığım! Sus! Sana gelince derhal Avrupa'ya dönüyorsun ve bu rezalet unutuluncaya kadar da geri gelmek yok! Tamam mı? Yavrum! Kader bizi ayırıyor! Ben buna dayanamam, torunum! Çocuğum! Ver bana! Ben onsuz ne yaparım? Ya ben ne yaparım? Yahu! Benim sesim hiç çıkıyor mu? Olanlar bana oldu! İşimden de kovuldum! Susun! Yeter be! Al piçini git hadi! Of be! Elveda Sevim! Elveda Nevin Hanım! Elveda genç kardeşim Erol! Benim tattığım acıyı sen tatma! Güle güle Mahir abi! Elveda zalim Fazıl Bey! Okul çağı gelince elinizi öpmeye getiririm! İstemez! Malas mı aldık yavrum? Çocuğum gidiyor be! Versene bir simit. Buyur abi. Bakalım, paramızda var mı? Bereket versin abi. Hayırlı işler. Ya. Sen uyumuşsun ya. Hoş. Zaten uyumasan da bunu yiyemezsin ki. Gamzedeyim, salata ne oldu be? Geliyor, acele etme! Koy, koy! Ne bakıyorsun? Koy onu da! Bu kadar senedir meyhaneciyim, rakıyı sütle içenini körmemiştim hiç. Süt benim değil ki, ha? Onun! Seni adam yerine komat. Komat. Sen çoktan uyumuşsun be. Hadi bakalım. Sen şimdi beni akşamcı sanıyorsun değil mi? Aslında değil. Daha doğrusu değilim. Ama bundan sonra içeceğim. Gelin buraya, birlikte meşk edelim. Gelin yahu! Ne diyor bu yahu? Seni istiyor Sami, eğlenmek istiyormuş. Beni mi istiyor? Hadi canım! Geleyim efendim, geleyim! Hadi içelim. Gamze'de I'm
olsun sana be delikanlı, her akşam bekleriz. Vallahi abi, bekleriz sağ ol abi. Sağ ol abi, buldun adamını yere hadi. Aferin be delikanlı. Sende çok iş var, ben adamı gözünden anlarım. Sende de çok iş var Sami abi, içelim. İçelim! Artık seni bırakmam, hep beraberiz. Gel Mirim, gel. Sana layık değil ama gel. Dedemin burası. Dedemin dedesinin. Bana onlardan kalmış işte geçinip gidiyor. Ya yıkılıyor burası. Aa, yıkamazlar, tarihi yer burası ya. Kim yıkar be? Gel seni öpeyim. Bavul var mıydı efendim? Yahu ne bileyim ben, bilir miyim ki? Ya sallanmayayım be! Geliyorum baba! Geliyormuş! Uçağı kaçıracaksınız! Sen hiç merak etme, ben bunu giden halledeceğim. Tamam, hadi! Fazıl, iyi düşündün mü? Yani diyorum ki... Hiçbir şey diyemezsin! Bu ceza az bile ona! Hadi yürü! Sakın unutma, tamam, Mahir'in adresini! Tamam, merak etme! Dediklerimi unutma. Peki, unutmam. İhmal etme. Tamam. Ya hadi! Ne fısıldaşıyorsunuz orada? Şey babacığım, Erol beni geçirmeye gelmiyor da burada vedalaşıyoruz. Neden gelmiyorsun? Okula gitmem lazım da babacığım, onda. Ya öyle, Allah'a ısmarladık canım kardeşim. Hadi yürüyün! Tamam ablacığım, adresi buldum. İşte burada. Ah, sen bir harikasın! Hadi bana eyvallah! Hey, dur, nereye gidiyorsun? Yardım et bana, bavul! O benim değil, senin işin! Okula geç kaldım! Eyvah, gene ağlamaya başladım! Gene niye ağlıyor acaba abi? Bebekler iki sebepten ağlar. Ya altı kirlenmiştir, ya da karnı acıkmıştır. Ben altını değiştirirken, sen de sütü ateşe koy. Peki. Aman maşallah yavrucuğuma! Aman maşallah, bıcı 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 bıcı! Süt bitmiş, süt bitmiş! Çay verelim abi! Ulan çay olur mu çocuğa be, git süt al! Ha, bak, bir paket pamuk al, sonra talk pudrası al, mama için nişasta da al, hadi! Pamuk pudrası, nişasta, maması, burada... Ağlama bakayım yavrucuğum, ağlama benim canım! Sütten başka ne alacaktım Sami abi? Rakı al! Ulan rakı, rakı olur mu be? Ben sana ne demiştim? Pamuk al, talk pudrası al, nişasta al, hadi! Bu sefer tamam! Ağlama bakayım yavrucuğum benim, ağlama! Başka ne alacaktım? İki tane de hıyar al, çabuk gel be! Ulan ne bitmez derdi var bu çocuğun ya? Para yok, süt, nişasta... Herhalde 49A burası olacak, siz bir dakika bekleyin! Kim o? Bir dakika, açar mısınız? Geldim! Yavrucuğum, ben gidip bir kapıyı açayım, hemen geliyorum, sen sakın kıpırdama! Hemen geliyorum yavrucuğum! Hah. Aman dikkat et, sakın düşmeyesin ha! Geliyorum! Ah! Affedersiniz, Mahir Bey'in evi burası mı? Hayır, burası Tamburi Sami Bey'in evi! 49A burası değil mi? Bakayım, evet burasıymış! Mahir Bey burada kalmıyor mu? Canım burada kalıyor da, ev benim! Yani burada kalıyor! Burada kalıyor ama süt almaya gitti! İyi, iyi, tamam, burası! Bagajı açın da valizleri alalım! Lütfen şu bavulları taşımama yardım eder misiniz?
Anlamadım. Bak ben bunları aldım, sen ötekileri al. Ya sorması ayıp ama kim bu hanım? Tanımıyorum beyefendi. Ben de tanımıyorum ya. Bir dakika hemşerim. Para. Ne parası? Taksi parası. Kaç para? 100 lira. Canım şekerim, bir tanem! İşte nihayet kavuştuk! Beni çok özledin değil mi canım? Hayatım! Ne yapıyorsun? Hey! Rahat bırak çocuğu! Canım benim! Bak bak, bir de öpüyor! Öperim tabii, senden izin mi alacağım? Ver bakayım onu bana, gel yok! Hay Allah, o dudağındaki boyadan hoşlanacak erkekler vardır ama bu çocuğun henüz o boyaya ihtiyacı yok! Canım, aa, siz kim oluyorsunuz kuzum? Ben de size aynı şeyi soracaktım, bir tanışsak artık! Ya, ben onun annesiyim! Ha? Annesiymiş, bugüne kadar aklın neredeydi? Neden arayıp sormadın çocuğunu? Ne yapalım, imkan bulamadım! Ver çocuğumu! Olmaz! Sen daha bebek tutmasını bile bilmiyorsun! Ver diyorum sana! Vermem! Ver! Ver şu çocuğu bana! Kadın, ver! Git başımdan! Hiçbir kuvvet beni evladımdan ayıramaz! Ya dur, kolunu koparacaksın çocuğun! Ver diyorum, yoksa avazım çift etmeden Sevim! Bağlı. Sen ne edersin? Sevim'in sesi bu! Ağzınızı toplayın, ben edepsiz değilim! Hayır, verin çocuğumu! Veremem, o bana emanet! Ver! Dur! Sevim! Mahir! Sevgilim! Nereden çıktın sen? Babam burada olduğunu duyarsa... Aa, merak etme, duymaz! Neden? O beni Avrupa'da biliyor! Uçağa binerken kaçtım ve buraya geldim! Aman ne iyi ettin! Tabii artık eve gidemem! Yani? Yani burada kalacağım! Düşün, sen, ben ve bebeğimiz! Üçümüz bir arada yaşayacağız, ne güzel şey! Ha, tabii tabii, çok güzel, harika! Yoksa geldiğime sevinmedin mi? Sevinmez olur muymuş, değil mi? Sevinçten neredeyse uçacağız! Hem bebeğe bakacak biri lazım! Bakın, bir de kitap aldım! Bilimsel olarak büyüteceğiz onu! Ne dersin Sami abi? Ne diyeceğim, Allah derim! Hadi hadi, sütü kaynat da şu mamayı yapalım! Ben yaparım! İyi oldu değil mi? Yok, Allah kahretsin! Ne cehenneme gitti bu listeler! Yok, yok, yok! Nimet Hanım, lütfen gelir misiniz? Buyurun efendim. Bu Doğu bölgesinin sipariş listeleri ne cehennemde? O sipariş mektuplarını ben de bulamıyorum efendim. Peki ne cevap vereceğiz bu mektuplara? Onların hepsini Mahir Bey bilirdi, eğer burada olsaydı... Yeter! O serserinin adını duymak istemiyorum demedim mi ben size? Allah kahretsin onu da, mektupları da! Olmadan da bu fabrikayı idare edebilirim ben, anlıyor musun? Anlıyorum efendim, anlıyorum! Anne! Ablamı özledin değil mi? Evet, burnumda tütüyor yavrum. Ağlama be anne! Şey, ben... seni sevindirecek bir haber vermek isterdim ama... yok, yok, kalsın. Söylesene oğlum, neymiş? Babamdan korkuyorum. Babandan mı korkuyorsun? Duyarsa çok kızar sonra bana. Peki, söylemem babana. Ha? Hadi söyle, anlat! Söz veriyorsun değil mi, söylemeyeceksin? Peki, söz veriyorum, söylemeyeceğim. Sevim ablam Avrupa'da değil.
Ne? Avrupa'da değil mi? Peki nerede? Leman'la birlikte Üsküdar'da bir evde kalıyor. Ne? Leman'la mı? Yani torunumla mı? Daha evvel niye söylemedin oğlum? Benim derhal oraya gitmem ama lazım. Ama anne! Sen aman aman aman! Ah dilerim daha sen! Of be! Şu ellerime bak! Ne hale geldi! Ne zor şeymiş çocuk besi yıkamak! Heydahlarken düşünseydin kardeşim! Yahu çocuk öldü be! Hala pişmedi mi şu mama? Kitaba göre daha 8 dakika kaynaması lazım! Oluyor, oluyor! İşte ev burası anne! Burası ha? Sami abi, duyuyor musun? Neyi? Kapı çalıyor da. Duydum. Ben bu durumda açamam, sen bakıver abi. Aman maşallah! İyi be! Bakıyorum, siz beni bayağı kullanmaya başladınız. Yok çocuğun altını değiştim, yok bilmem ne yap. Ağlama yavrum, sana söylemiyorum. Tamam, çocuğun maması hazır. Ay canım acıktı. Kapı çalınıyor. Biliyoruz. Biliyorsunuz da neden açmıyorsunuz? Ağlama yavrum. Anlaşıldı, ben açayım. Mıcı maşallah, maşallah yavrum. Mıcı 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 mıcı. Anne! Anneciğim ne olur kızma! Bak, her şeyi anlatacağım. Kızacak ne var evladım? Erol senin gitmediğini söyleyince nasıl sevindim bilemezsin. Yavrum, Allah bizi ayırmasın. Canım anneciğim! Nerede? Torunum nerede? Yukarıda! Maşallah, açarsın yavrum! Mahir! Oh, hoş geldiniz! Açın! Ne yapıyorsunuz? Nedir o bebeği yedirdiğiniz? Mama! Ay! Bu ne biçim mama? Ne istiyorsunuz çocuğu? Bu mama, bilimsel mama! Sevim onu kitaba göre yaptı! Evet anneciğim, kitaba baktım! Mama kitapla mı yapılırmış? Al şunu! Allah'tan vaktinde yetiştim! Gel yavrum, gel benim nanuşum! Sus benim yavrucum! Artık anneannen geldi! Seni hiç yalnız bırakmayacak, buraya yerleşecek! Artık hep beraber olacağız! Sana mamaları hep ben yapacağım canım! Ay, ne perişan yer burası! Önce şu pisliği atmak lazım! Neden? Yenisini getireceğim! Şu divanı da atmalı! Ama orada ben yatıyorum! Ne olsun, yatmasan da olur! Ayakta durursun Sami abi, daha iyi! Gel kızım, mamayı yeniden yapalım! Seni yalnız bir adam sanmış, acımış evime almıştım! Eğer peşinde bu kadar kadın olduğunu bilseydim... Mini mini hanımlara, kedi dalı beylere... Ne işin var odamda? Ne yüzle geldin buraya? Kendimi affettirmeye geldim. Af dilemek için çok geç kaldın. Lütfen odamdan çıkar mısın? Yazık! Bu kadar zaman sonra böyle mi karşılanacaktım? Ya nasıl karşılamamı bekliyordun? Beni kucağımda çocuğumla bırakıp kaçan bir serserinin boynuna sarılacağımı mı sanıyordun? Haklısın! Serserilikten vazgeçemem bir türlü. Tıpkı senden vazgeçemediğim gibi. Biliyor musun, seni hiç unutmadım! Ben seni çoktan unuttum! Boşuna yorulma, inanmam buna! Dışarı çıkar mısın lütfen, üzerimi değiştireceğim! Daha söyleyeceklerim bitmedi! Bana kızmakta haklısın! Ama çocuğumuz doğduğu zaman meteliğim yoktu! Kalıp hem onu hem de seni sefalete mahkum edemezdim! Bunun için kaçtım Amerika'ya! Bak, bunu senin için aldım! Hangi parayla? Zenginim artık! Bu sana nişan hediyem! Seninle evlenmek istiyorum Şermin! Evlenmek mi? Neden şaştın?
Bir adamın çocuğunun annesiyle evlenmek istemesi kadar tabii ne olabilir? Onu da öyle özledim ki. Sahi nerede çocuğumuz? Şermin! Ne işin var burada senin? Şöyle geçerken bir uğradım, bebeği göreyim dedim. Ha iyi yaptın, iyi yaptın! Merak etme, bebek gayet iyi, sana da selam neredeyse var. Kovacaksın, ben bir anneyim ve çocuğumu... Onun sana ihtiyacı yok! Artık Leman'ın bir annesi, bir babası, bir anneannesi, bir dedesi, dayısı, ayısı, her bir şeyi var! Ya! Hadi şimdi güle güle! Sıhhati de iyi, ellerinden öper! Bana bak, tepemi attırma benim! Çocuğumu görmek istiyorum o kadar! Tepen atsan olur be! Hadi hadi şimdi, durma burada! Babam! Çık çıkartırsan vallahi gebertirim seni, haberin olsun! Ya işte vallahi fizikçinin tepesi atarsa adamı çaktırır, bunu böyle bilmi... Ah, hoş geldiniz babacığım, ya işte böyle! Durma, hadi toz ol buradan, toz ol! Ne oldu lan buradaki yeşil koltuk? Koltuk mu? Orada koltuk yoktu ki baba! Ne demek yoktu be? Yeşil koltuk yok muydu burada? Aa, vardı, vardı. Ne oldu? Sonra onu da yok burada. Yok ya! Nerede peki? Ne bileyim, ben hiç görmedim. Hadi oradan! Ya dur bakayım, ha? Gel gel! Gel gel! Gelsene! Kimdi o kız? Hangi kız? Dışarıdaki kız! Ha, o mu? O ya! Şey... Ne şey? Şey babacığım, yani o kızı demek istiyorsun değil mi? Ha, şey, evet! Ha, o mu mektep arkadaşım babacığım, benden kitap almaya gelmiş de... ...ona o kitabı verecektim. Gel buraya! Yaklaş dedim! Bana bak! Eğer o kızla aranda bir numara varsa gözlerini oyarım senin! Anladın değil mi? Aman babacığım, daha neler! Rica ederim yani, kızın çirkinliğini görmedin mi? Ben hiç böylesine bakar mıyım? Hadi, hadi! Ah, sen döndün mü? Yemek yapıyordum, duymadım. Hanım, benim yeşil koltuk ne oldu? Tamire gönderdim. Peki ya halı, halı? Onu da temizletmeye yolladım. Temizletmeye yollamış. Alayım babacığım. İçeriden de güzel kokular geliyor. Ya. Bir de acıktım ki. Hadi gel bakalım neler hadi var. Bu ne bu? Plaki. Plaki. Bu ne bakalım? Oo. Çorba. Bu neymiş bakalım? Dolma. Dolma ya. Oğlum, sakın beni tutma sen! Niye tutayım babacığım? Nefis zeytinyağlı dolmalar, mercimekli çorbalar, plaki, ben şu elimi bir yıkayım hele! Tabii, tabii babacığım, ben de size havlu getireyim! Havluyu getirdim babacığım! Babacığım, bugün fizikten 8 aldım! Ulan atma, inanayım mı? İnan babacığım, inan! Ben şu havluyu... Aferin öyleyse! Gözüme girmeye başladın! Ne kağıt var! Hadi şimdi dolmalara! Zeytinyağlı dolmalar... Mercimekli... Yahu, nereye gitti bu tencereler? O da ne? Hop. Erol! Erol! Efendim baba! Erol! Nerede bu yemekler? Hangi yemekler? Ulan içerideki yemekler! Gel buraya! Buraya, gel! Nerede? Nerede? Yemekler!
Hangi yemekler babacığım? Oğlum burada pilaki, çorba, dolma yok muydu? Aa, var mıydı baba? Lan burada üç tane tencere içinde pilaki, çorba, dolmalar yok muydu? Aman babacığım, yoktu tabii. Yoktu ha? Acık tabağa vir, biraz da ova vir. Çevir kazı yanmasın, aman kızı yanmasın. Acık tabağa vir, biraz da ova vir. Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır. Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır. Bulguru yağı bulan çorbasını kaynatır. Ya bulamayan gariban omuzunu oynatır. Acık tabağa bir, biraz da ova bir. Çevir kazı yanmasın, aman kızı yanmasın. Acık tabağa bir, biraz da ova bir. Ayağında yol postal, başına giyer püskül. Ayağında yol postal, başına giyer püskül. Sonradan görmesi meğersem ne müşkül. Ya hiçbir şey bilmemek, pilav üstüne keşkül. Acık tabağa bir, biraz da ova bir. Ayrana daldı, bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadı mı? Aa, çevir kazı yanmasın, aman kızı yanmasın. Türkünün sonu geldi gari, acık tabağa bir. Türkünün sonu geldi gari, acık tabağa bir. Hayda! Balçının baltası var, oduncunun baltası var. Öyle de ulu, böyle de ulu. Avcı vurur tuğlayı, biz çalarız tuğlayı. Öyle de ulu, böyle de ulu. Rezalet bu, rezalet! Şu hale bak, şu hale! Karadeniz Boduroğlu ilaç komandit, kalsiyum kompoze ve vitamin hapları istemiş, heriflere dedede göndermişsiniz. Şuna bak, şuna! Adana Sağlık Ticaret Firması aspirin, kilin bekliyor, adamlara piretozu gönderilmiş. Biri parasını geri istiyor, öbürü mukaveleyi bozacağını yazıyor. Kim yaptı bu eşekliği? Affedersiniz ama beyefendi, siz öyle emretmiştiniz. Ne? Ben mi? İyi halt etmişim. Efendim, Mahir Bey burada olsaydı... Yeter be! Yeter! 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 Allah'ım, aklım fikrim sana emanet ya Rabbi! Yahu ben size onun adı burada anılmayacak demedim mi? Lütfen gidin! Lütfen gidin! Affedersiniz efendim. Fazıl Bey, gene kızacaksınız ama bugün mahalleden iki müfettiş geldi. Peki, ne istiyorlarmış? Defterleri kontrol edeceklermiş. Fena havadis. O işlere hiç aklım ermez. Mahir namussuz olmadan maliyecilerle görüşemem. Ben de onu diyecektim efendim. Nerede olduğunu biliyorum. Emrederseniz hemen çağırtırım. Hayır! O bu fabrikaya giremez. Siz adresini getirin bana. Emredersiniz efendim. Kendisini ben görmeye giderim. Neden suratın asık? Keyfin mi yok? Nasıl keyfim olsun? Şu halime bak!
Bir işim vardı, kovuldum. Kimin olduğunu bilmediğim bir çocuğa dadılık ediyorum. Seni seviyorum. Evlenemiyorum. Göreceksin, her şey düzelecek. Babam bu bebek sayesinde bizi mutlaka evlendirecek. İnşallah, benim hiç ümidim yok doğrusu. İkiniz de buradasınız. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yoksa bir çocuk daha mı getirdin? Yok canım, Leman'ı almaya geldim. Yo, olamazsın, tam bir şey yarayacağız sırada. Deli misin sen? Babam çocuk sayesinde bizi evlendirecek. Yo, artık bir çocuk muamelesi görmekten bıktım. Onu alıp babama, bu bebek benim diyeceğim. Yahu öldürür seni be! Evet, belki öldürür ama yaşarsam erkekliğimi ispat etmiş olurum. Olmaz öyle şey! Neden anlamıyorsun? Bizim evlenmek için bu bebeğe ihtiyacımız var! Şunlara bak be! Çok ihtiyacınız varsa bir tane de siz yapın kızım! Yahu zormuşsun sen! Çocuk dediğin öyle bir günde yapılır mı yani? Hadi, konuşmayı bırak! Yürü! Ya be! Hadi, olmaz! Hadi, olmaz! Hadi, anam, hadi ya! Ne istiyorsunuz? Söyleyin size! Ne oluyor burada be? Allah kahretsin, mamayı da döktüm! Erol, sen buraya çok sık gelmeye başladın! Sana bir itirafta bulunacağım. Dur, sus! Söyle bakalım! Sen söyleyeceksin, gel buraya anne! Bırak! Bir dakika ya, söyleyeceğim! Bırak! Fena olur! Söyleyeceğim canım! Benim bir çocuğum var! Ne? Benim değil mi? Anneciğim, korkma, aynı çocuk! Leman'ın babası benim! Ne? Benim, ben! Yalnız çocuğu... Çocuğu ablandan mı değil ağladın? Yok be anneciğim, hadi! Yanlış anlayın! Yok, git işte bu kere! Bak, kolaya! Hay Allah! Bir dakika! Ne oluyor be kardeşim, ne oluyor ya? Annem bayıldı da onu ayıltmaya çalışıyoruz! Annen mi bayıldı? Allah Allah! Baba! Yahu kardeşim, ne oluyor yahu? Annem bayıldı, ayıltmaya çalışıyoruz! Yahu, bir günde olaysız bir gün geçirelim be kardeşim be! Bu ne biçim iş? Hanımefendiciğim, ne oldu? Anne! 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 Babam geldi, ayıl! Ayıl, babam geldi! Kocam mı? Hayır, babam! Elinde silah var mıydı? Ya ne bileyim var mıydı? O zaman ne oluyor? İçme be! Ne var? Çekil! Şöyle dolaba! Dolaba gidin! Hayır, dolaba! Yahu, ne oluyor? Hay Allah! Çekil! Sabit! Yeter be! Yeter yahu! Yeter! Yeter be! Sen de patlamadın ya, sus be, dur be! Geliyorum yahu! İşte gidiyorum! Ev de sizin olsun, her şey de sizin olsun! Ha! Ulan bu koltuğun da içine sıçayım, buraya yakışmadı zaten! Bir saattir beni kapıda ne bekletiyorsun be? Ah siktir be! Ne konuşuyorsun be? Sen de kazık gibi başımda ne dikiliyorsun? Ne konuşuyorsun lan? Bir şey mi diyorsun? İçeri! Mahir! Mahir! Kıpırdamayın, kıpırdamayın! Mahir! Oh! Hoş geldiniz, Fazıl Bey! Hoş bulduk! Ama merak etme, senin için gelmedim! Fabrikanın hesaplarını öyle bir karıştırmışsın ki, senden başkası içinden çıkamıyor! Defterlere bir göz atacağız! Atalım efendim, evet! Bana bak! Bu koltuk bana hiç yabancı gelmiyor! Koltuk koltuğa benzer efendim, halıysa hiç görmeyin! Buyurun! Bu lambayı da tanıyor gibi. O da pek iyi bir şey değil ama idare ediyoruz. Bebek nasıl diye sormuyorum. Beni ilgilendirmez. Ama istersen ondan bahsedebilirsin. Nerede o? İçeride. Olabilir. Müsaadenizle ben. Beni ilgilendirmez. Neyse, işimize şu bakalım. Defteri de alayım. Şimdi bu dur oldu. En son. İyi mi bari? Efendim? Bebek diyorum. Sıhhat iyi mi? Aa, tabii tabii, çok iyi! Görseniz, öyle güzelleşti ki... Çenesi, burnu, tıpkı siz! Bana mı benziyor? Benzemek ne kelime? Adeta modeliniz! Ne de olsa, dedesisiniz! olabilir! Hemen laubalileşme! İşimize bakalım, bu hesaplar bugün bitecek! Baş üstüne! Burası biraz sıcak, değil mi?
Fazıl Bey, bütün stoparlar yatırıldı mı? Tabii, hepsi yatmıştır herhalde. Herhalde. İçeri geçip çalışsak nasıl olur? Tabii, orası çok serindir. Hadi öyleyse. Ne? Yok! Olmaz, olmaz! Niye? İçeride şey var, çocuk! Uyuyor! Olsun, uyandırmadan çalışırız. Bilir miyiz? Tabii, niye olmasın? Ne şeker şey değil mi? Bakmadım bile! Hadi sen hesapları gözden geçir, bitsin bu işler! Hesap! Ne işin var senin burada? Hiç babacığım, geçiyordum da! Anlamadım! Anlamayacak ne var babacığım? Görünen köy kılavuz ister mi? Saklama hislerini, hadi! Babacığım! Leman'ı çok seviyorsun, değil mi? Kim demiş onu? Saklama babacığım, seviyorsun, içeriden gördüm! Ne olur kızma ama babacığım! Sana bir itirafım var! Neymiş o? O mu? Şey babacığım... Söylesene ben, ne oldu? Söylesene, sınıfta mı kaldın yoksa? Yok... Durun be! Daha da beter, ulan. Daha da beter babacığım! Nedir o daha beter olan? Söyleyeceğim! Ulan geveleyip durma da söyle! Bu çocuk be... Hayır, yalan söylüyor! Sen ha? Ne işin var bu ırz düşmanının evinde? Yalnız değilim ki, annem de burada! Gel annem! Annen de mi burada? Söyler misin hanım, sen ne arıyorsun burada? Hiç, torunumu görmeye geldim! Şimdi aklımı kaçıracağım! Şu işin iç yüzünü anlatacak biri yok mu bana? Babacığım, anlaşılmayacak ne var? Ne var? Bir anne yavrusunu bırakıp nasıl Avrupalara gider? O Mahir'le bizim çocuğumuz! Senin de sevgili torunun! Hadi! Torunummuş! Biraz evvel, oh benim canım, oh dedesinin güzeli diye seviyordun ama! Tabii, ona avucuklar yaptığını gardıroptan ben de gördüm! Ben de gördüm! Hadi! Ben bebekleri severim, kabahat mı bu? Nasılsın ya? Neden kabahat olsun? Sizin gibi iyi yürekli bir insan torununu sevmez mi hiç? Hadi bak, sen bizim aile meselelerine burnunu sokma, hadi işine gir içeri! Bu mesele benim de meselem, ben sizin damadınızım! Şunu söylediğine bak, hadi içeri dedim sana! Ulan yavrum, bak ne güzel ya. Şey, gel evlendirelim çocukları, olsun bitsin! Ha? Hadi ne olur babacığım! Durun bakalım, durun! Biraz. Üstüme varmayın öyle! Düşüneceğim tabii! Düşünecek ne kaldı ki baba? Sen karışma be, çocuğu uyandıracaksın! Hadi Fazıl, inat etme canım, evlendirelim şu çocukları! Bir kere bu çocuk bu evde bakılamaz! Köşke gitmesi lazım! Yaşa baba! Yahu ne malın gözü herifmişsin be! Ne yapıp ettin, sonunda damadım oluyorsun! Ama dua et o torunuma! Eğer bebek olmasaydı ne kızımı alabilirdin, ne de şu gördüğün fabrikadan içeri girebilirdin! Rica ederim, Fazıl Bey! Pardon, buyurun! Nerede bizim araba? Sizin araba daha gelmemiş! Ben sizi buyurun, servis arabasıyla bırakayım! Buyurun! Şöyle! Buyurun Fazıl Bey! Oğlum, bu kadar da fazla ama oğlum, ben senin hem patronun hem de kayınbabanım! Buyurun baba! Bu külüstürle mi gideceğiz? (Gülüyor)
çocuğun değildi o, aptal! O zaman bebeğe bakacak biri lazımdı, yalan söyledim sana! Asıl şimdi yalan söylüyorsun! O benim çocuğum, anladın mı? Üstelik burunlarımız bile aynı, ne haber? Ulan ben mi bilirim, sen mi bilirsin? Onu ben doğurdum, kimden doğurduğumu da çok iyi biliyorum! Hadi git getir, çocuğu almaya geldim! Biraz zor alırsın Leman'ı! Bir kere Mahir abimle Sevim ablam onun sayesinde evlenecekler! Ulan şimdi başlatacaksın, ablandan da Mahir abinden de! Herifle barıştım diyorum, dışarıda bekliyor! Çocuğunu istiyor, anlamıyor musun? Söyle ulan, çocuk nerede? Yukarıda! Öyle mi, ben gider alırım onu! Bir dakika, alamazsın! Ne demek alamazmışım? Şuna bak be! Alamazsın dedim ben! Dur! Bırak kolumu! Ne oluyor be? Kahan! Sen bunu bana bırak, çocuk yukarıda! Hemen git al onu! Hayır! Hayır! Dur! Alamazsın çocuk benim! Çekil, bela alırsın bunlar! Bir yere gidemezsin! Gel buraya! Aklım hep evde. Sana uydum, bebeği Erol'a bırakıp alışverişe çıktım. Aman anne! Erol da çocuk değil ya, uyanırsa ağzına biberonu verir, olur biter. Yavrum, bir tanem! Kızım, canım benim, canım benim! Bırak beni! Siz de çocuğumu bırakın, bırakayım sizi! Ben elini, ben elini aldım çocuğu, gidelim kendin, hadi! Bırak, çocuğumu bırak! Çekil dedim sana ayağın altında! Hadi çabuk ol! Gel, gel! Ver çocuğu bana, ver! Hadi! Gel, çabuk geç! Tamam! Çocuğum! Durun! Götüremezsiniz çocuğumu! Anne! Leman'ı kaçırıyorlar! Leman'ı mı kaçırıyorlar? Çabuk geri dön! Senin ufaklık peşimize takıldı! Hı? Sen boş ver ona, gazla! Daha hızlı, daha hızlı! Evet, daha hızlı! Merak etme küçük hanım, yetişiriz, ben topçunun şoförüyüm! Şimdi de siyah bir araba takıldı peşimize! Aa, o babasının arabası, sen gazla! Nasıl bizim külüstür Fazıl Bey, ha? Bulamadın mı be adam? Sen de garanti olarak haklı. Benim dükkanıma mı gelecek? Bu kadar boş yer varken dünyanın kaçtığını yaptınız mı? Ya dur, üzülme! Ne satıyorsun sen? Ya yarına bahsediyorsun, bizim arabayı ödeyecek! Hayır abi, sen aybayı zaten yemişsin! Ulan piç, kere mi çıktık, kaç! Ne vuruyorsun be baba be? Ne yaptım ben sana be? Leman'ı kaçırıyorlar! Bir şey yok, bir şey yok, Leman'ı kaçırıyorlar! İşte, işte baba, kaçıyorlar bak! Torunum mu yani? Çocuğum! Hadi yürü! Hadi! Kaçırma! Yürü baba! Atla! Ver abla şu odun sütleti! Kes sana şimdi! Hadi! Paramı, paramı isterim! Paramı vermeden nereye gidiyorsun? Çıkar çıkar! Çıkar!
Anladık efendim. Efendim, bu olaylarda kasti mahsus diye bir şey yok. Yani her şey istemeyerek oldu. Aa, şuna bak, nereden senin çocuğun oluyormuş? Söylesene Mahir, bu çocuk bizim mi? Vallahi artık ben de şaşırdım yani. Ne demek ulan şaşırdım? Yani ben onu aslında... Yo, ablamın çocuk, ablamın! Abi, biz zararları kör ediyoruz! Başların şimdi zararından senin! Vereceğiz efendim! Vereceğiz mi, dinletiyorlar Bakın komiser bey, ben anlatayım önce. Tam fabrikadan çıkmıştık. Evet. Dost doğru benim dükkana girdiler. Biz çarşıdaydık. Langırt bizim tezgah. Hayır çocuk benim, hayır benim. Oğlum benim galiba. Susun be, susun. Susun be. Kadınlar hamamına çevirdiniz burasını. Bu işi anlatacak aklı başında biri yok mu aranızda? Müsaade edin, ben anlatayım komiser bey. Anlat be. Bana bakın, işinizden biri lafa karışacak olursa işini tıkarım alimallah! Anlat bakayım oğlum! Aslında durum gayet basit. Çocuk bu kızın. Ama Erol kendisini zannetmiş ve ablası Sevim'e onun annesi Senol demiş. Bana geldiler, babası da Senol'u ver dediler. Yani bu durumda çocuk baba Sevim, baba benim. Çocuk bu kızın, bu kız benim değil, Sevim benim sevgilim, Erol değil. Yani böyle bir şey efendim, anladınız değil mi? Aa, sus be! Kes artık! Öf, başım çatladı! Amma da çattık be! Ben de bir bok söyleyeceksin sandım. Şu ilaçlarını alayım. Yani nereye bakalım, hadi! Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyor! Anlamıyor! Fazıl bey, bak baba! Ne dürtüp duruyorsun he? Komiser de bizden! Baksana, bizim fabrikanın ilaçları kullanıyor! Ya. Bu ilaçları neden alıyorum biliyor musun? Neden? Bunun rengi hoşuma gidiyordu ondan! Olabilir! Ya o sarı hap? Ha, o sarı hap mı? O da bana yeşili hatırlatıyor da onun için! Yani senin anlayacağın, üçünün de ne boka yaradığını bilmiyorum! Rica ederim komiser bey! Bugün hala hayattaysanız, bunu bu haplara borçlusunuz! O ilaçlar bizim ilaçlarımız! Ben hakkımı isterim beyefendi, komiser bey! Davacıyım, davacıyım! Dükkanıma girdiler, mallarımı mahvettiler! Bu arabasıyla tezgahıma girdiler! Sen karışma, sevim bari! Bir saniye, görme, hepsini koyuyor! Komiser bey, ben de bu ikisinden davacıyım! Torunumu kaçırdılar! Hayır efendim, çocuk benim bir defa! Yeter efendim, yeter kesin! Açılın şöyle, havalanın biraz! Tamam arkadaşlar! Kimin bu çocuk? Benim! Hayır, benim! Efendim, müsaade edin ben anlatayım. Çocuk benim. Annesi de bu hanım. Bunu her şekilde ispat edebilirim. Doğru mu? Evet komiser bey, doğru. Ne diyor bunlar be? Bak gel seni buraya bakayım. Ne diyor bunlar? Onlar bir şey demiyorlar ki efendim, ne diyorlar mı yoksa? Beyefendi, inanın ki çocuk benim. Bu hanım da annesi. Doğru mu söylüyor? Maalesef çocuk onların efendim. Her şey bitti sevgilim. Doğru evimize gidiyoruz. Mutlu yuvamız bizi bekliyor. Bana bunu da mı yapacaktınız? Yazıklar olsun size! Bana bir torun bile veremediniz! Torun mu? İstediğin torun olsun Fazıl bey! Sen hele bizi bir evlendir! Söz mü? Söz? Söz! Söz babacığım! Öyleyse istiyorum torunu! Yaşa baba! İki, üç, dört, bir tane eksik Sevim. Arkamda. He, damat! Yedinci torunun şerefine! Yedi değil baba, sekiz! Anlamadım. Sekizinci de yolda da... sekizinci de yolda mı? Yolda. Aman Allah'ım ne güzel! Sehere gitmiş
boyun